Senin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize hayırlı, mutlu günler diliyorum. Evet, sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu siz değerli izleyenlerimizin, tüm Türkiye'nin tüm olsun değerli izleyenler. Bugün biliyoruz artık çarşamba. Çarşamba günleri yöresel mutfağımızdan iki seçkin yemeğimizi yaptığımız gün. Biliyoruz değil mi? Artık hepimiz çok alıştık buna. Ve çok değerli bir konuğum var. Çok değerli bir ses sanatçı. Elazığ'ımızın yetiştirdiği kıymetli bir ses sanatçısı arkadaşımız. Bugün bizlerle birlikte olacak ilk bölümümüzde. Ve her zaman olduğu gibi programımızın daimi diş hekimi Pınar Ardıçoğlu reklamlardan sonraki bölümde bizlerle birlikte olacak. Sorularınızı hazırlayın diyelim şimdiden. Diş beyazlatmayı işleyeceğiz. Devam ediyoruz. Çünkü çok önemli. Gülüş estetiği, böyle dişlerimiz pırıl pırıl görünmesi için neler yapmalıyız? Pınar Hanım'dan öğreneceğiz. Sorularınız varsa bekliyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen şefimin yanına geçelim. Çünkü değerli sesimizin, sanatçımızın sesini bugün dinleyeceğiz. Çok yeni bir albümle geldi bize. Bakalım yeni albümü nasıl olmuş? Birlikte nitelendirelim. Ve şefimizden günün menüsünü öğrenmek üzere ve tarifini öğrenmek üzere yanına geçiyorum değerli izleyenler. Evet şefim. Nasılsınız? Evet, teşekkürler. Daha iyisin değil mi? Problem kalmadı. Evet, tabii bana verdin gribi, şimdi ben hastayım, iyi mi? Oo, öyle mi oldu? Vallahi hakikaten hepimiz hastayız ya. Yani evet, bir türlü evet. Düzelemedik. Tam düzeldik diyoruz, alt alıyor. Ya öyle oldu. Sen de dikkat et. Etmek gerekiyor gerçekten. Sen ilaç kullanmıyorsun, o doğal yöntemlerle devam. Yani öyle değil yapacağız. Meryem ne haber? İyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Kahveci. Kahvelerim güzel olsun bugün konuğumuz. Değerli bir ses sanatçısı biliyorsun. O kahvenin o sıcaklığı çok önemli sesine. Değil mi? Evet. Şefim bugün ne yapıyoruz peki? Bugün un helvası ve soslu köfte yapıyoruz. Un helvamız. Evet. Ben çok severim un helvasını. Ve soslu köfte. Köftemiz var. Evet. Hangisiyle başlayacağız? Un helvası. İkisinin de şöyle bir malzemelerini görelim değil mi? Tabii ki. Şöyle soslu köftemizle başlayalım. Malzemeler nelermiş? Soslu köftemizin malzemeleri 5 su bardağı köftelik bulgur, su, 2,5 su bardağı un, zeytinyağı, tuz. Sosu için zeytinyağı, maydanoz, domates salçası, biber salçası, tuz, 4 tane domates ve sarımsak. Evet. Soslu köftemizin malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 5 su bardağı köftelik bulgur, su, 2,5 su bardağı un, zeytinyağı, tuz. Sosu için zeytinyağı, maydanoz, domates salçası, biber salçası, tuz ve maydanozumuz var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de un helvamız var. Evet. Efendim. Un helvamızın da malzemelerini görelim. Bakalım onlar nelermiş, benim sevdiğim un helvası. Bakalım. Un helvamızın malzemeleri 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 250 gram tereyağı, servisi için ceviz ve toz tarçın var. Un helvamızın malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 250 gram tereyağı, servisi için de ceviz ve tarçın var. Evet, çok teşekkür ederim şefim. Zannediyorum soslu köftemizle başlayacağız. Hayır. Yine ben ters köşe. Helvamız kavrulacak helva. Ya. Tabii uzun bir süre. Değil mi? Ben düşünemedim. Evet. Evet. Un helvamız nasıl yapacağız peki? Bir anlatın şöyle şefim. Şimdi un helvamız için bak, ne yapacağız? Bak deliğimiz açık kalmış, gene kapat orayı. Kapatalım evet. Şimdi sütümüzü ve şekeri ayrı bir yerde böyle güzelce çırpacağız. Şekerler eriyene kadar. Yani bir ısıda çırpmamıza gerek yok. Daha sonra yapacağımız şey, tereyağımızı eritiyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu kavuruyoruz. Güzelce kavurduktan sonra sütlü şekerli karışımı ilave edeceğiz. Güzelce onun bir toparlanmasını bekleyeceğiz. Ve sürekli kavuracağız. Kavurduktan sonra tamamlanacak. Üstünü cevizle tarçınla süsleyeceğiz. İsterseniz içinde cevizle kavurabilirsiniz. Çok güzel olur. Değil tabii mi? Ki. Bir de o çam fıstığı vardır ya. Onu da koyulabilir. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Tercih edenler için, böyle zevkine uyan insanlar için o fıstıkla içinde un helvasının 20'ye de yakışır, un helvasına da yakışır diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir helva yiyelim. Tabii yiyelim. Zaten bu helvanın böyle şeyi de güzel kavrulmasından. Tabii değil ki, mi? Kesinlikle. Tereyağı o rengi de oradan alıyor zaten. Değil mi? Çok güzel. Peki, güzel bir helva yiyeceğiz bugün inşallah. Hadi inşallah. İnşallah. Senin elinden çıktıktan sonra güzel olur teşekkür zaten. Teşekkür ederim inşallah. Zannediyorum soslu köfteye de sonra. Evet, ben size seslenirim. Yine her zaman olduğu gibi dürt. Dürterim az. Dürt ben. Evet. Tamam. Şimdi bugün biliyorsun çok güzel bir sesimiz var. Evet. Değerli bir sesimiz Elazığ'ımızın yetiştirdiği. Hemen ben yanına geçiyorum. Şöyle tabii bir takdim ki. Edeyim. Albüm çok güzel diye tahmin ediyorum. Elbette. Yılların birikimi var çünkü. Oo, süper. Evet. Üstad hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin Zeyd Bey. Ne var ne kardeşim? Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Beraber. Allah razı olsun. Asıl sana hayırlı olsun. Sağ olasın. Vallahi. Yok, sana da hayırlı olsun. Eyvallah. Biz efendim yıllar öncesinden tanışan iki sanatçısıyız Elazığ'ımızın. Birimiz sahnelerde böyle sesiyle
biz de sahnelerde, yine tiyatro sahnelerinde tiyatromuzla insanı anlatmaya çalışan iki değerli sanatçıyız diyelim. Eyvallah, sağ olun. Hani köylüler sağırlar birbirine ağırlar bir salih. Ne var ya, nasıl gidiyor senin? İyi, çok şükür, iyidir. Her şey yolunda. Allah iyilik versin. Güzel gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? Vallahi iyiyiz. Güzel bir program yapıyoruz. Takdir tabii. Yok, izliyorum ben. Değerli izleyenlerimizi. Aynen, aynen. Yok, güzel. Güzel gidiyoruz. Bir yeni bir soluk getirdik diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bizi bazen şey yapıyorlar. Diyorlar ki ya yemek programı, yemeği fazla göstermiyorsunuz. Haklısınız. Yemek programı değiliz efendim. Şunu bir nitelendirelim. Biz mutfak programıyız. Mutfakta sohbet de var, yemek de var. Böyle nitelendirirseniz daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum değerli izleyenler. Haksız mıyım sen? Haklısın. Çünkü eskiden sobalı evlerde mutfaklar soğuk olurdu. Yani, mutfakta oturma olmazdı. Nasıl olur abi? Değil mi? Şimdi ben bunu böyle nitelendiriyorum artık daha iyi anlaşılır olsun diye. Mutfaklar artık şimdi oturma yerimiz kalorifer evlerde. Aynen. Değil mi? Rahat rahat kahvemizi içiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. Her yer sıcak sonuçta. Hanımlar daha çok tercih ediyor ama. Evet. Evet, yeni bir albüm Üstad. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Albümümüzü daha yeni bir ay oldu. Yeni bir ay oldu biliyorum. Yeni. Ben şöyle bir tanıtacağım. Şöyle bir gösterebilir miyim müsaadenle? Tabii. Bundan parçalar deneyeceğiz keza bugün. Aha. Efendim, Seyfi Yalçın Ses. Ana ben tanıtmadım. Herkes tanıyor. Benim kafamda çünkü. Hı-hı. Seni tanımayan yoktur. Hani olur ha. Eyvallah, dışarıdan ol, gelmişler vardı. Seni güzelim. Efendim bugünkü konuğumuz Seyfi Yalçın Ses. Uzun yıllar Elazığ'ın yetiştirdiği Elazığ'a hizmet vermiş. Ve Türkiye'de birçok sahne almış. Değerli bir sesimiz. Hem organizatörlüğü hem sanatçılığı ve ses sistemleri de sende. O işi de devam ettiriyorsun. Evet, evet. Seyfi Yalçın Ses bugün bizlerle efendim. Ve çok güzel bir albüm çıkardı. Yaklaşık bir ay önce İstanbul'da birçok televizyon programına katıldı. Evet. Nihayet Elazığ'a geldi, yakaladık böyle yakasından bizim programımıza da geleceksin diye. Seyfi Yalçın Ses'in Gizli Yara isimli albümü. Hangi kameraya göstereyim? Sende miyim? Hadi. Şefim, tamam. Sen de sanki neredeyse albümün içinde olacaksın. Evet. Şöyle bir gösterelim. Gizli Yara isimli albüm efendim. Evet. Seyfi Yalçın Ses, değerli bir sesimiz gerçekten. Eyvallah, sağ olasın. Çok sağ zevk olsun. Aldığım sesini dinlerken değerli bir arkadaşım, kardeşimiz, sanatçımız. Üstad bir ay oldu. Bir ay oldu. İyi gidiyor. Eyvallah. Güzel gidiyor. İçine sindi mi? Benim için önemli var. Şimdi sanatçının içine sinerse, çünkü toplumu en iyi bilen sanatçıdır. Ben, bu albüm benimsedim derse, ben eminim ki hak da benimser o albüm. Benimsedik ama şöyle bir durum var. Buyur. Şimdi sanatçılar hep öyle stüdyoya girerler, albümü çıkarır. Belki ya bunu keşke böyle yapmasaydım, böyle okusaydım. Hmm. Yani müziği biliyorsun. Sonrasında. Sonrasında. Albüm sınırsızdır çıkar. Abi yani 30 yıl yani bu işi yapıyorum ama yine de bakıyoruz diyorsun ki ya yine eksikler mi var acaba diyorsun. Yani bunun sonu yok, anlatabiliyor muyum? Çalışmanın sonu yok abi. Ama üstad bak sen o gördüğün hatalarını... İnan dinleyicin duymaz, görmez. Yok şimdi dinleyiciye göre her şey mükemmel. Heh. Yani orada sıkıntı. Sen o arabana bindin, albümü taktın. Evet. Camları kapattın, böyle sağduyulu dinliyorsun. Çünkü seslerin tınılarını, yerini, zamanını sen nitelendiriyorsun. Hatayı gördün, o direksiyona bir bastın böyle vurdun değil mi? Evet. Eminim ben, tahmin edebiliyorum değerli izleyenler. Çünkü sanatçı en iyi kendisini eleştiren kişidir. Kendine. Evet. Değil mi? O yüzden içimize sindi tabii ki. Eyvallah. Yani ben buna bayağı emek verdik. En başında ben bu yönetmenliğini yapan Sayın Mehmet Özcan'a burada saygılarımı gönderirim. Onun emeği bende çoktur. Çok teşekkür ederiz. Sonra, ondan sonra prodüktörlüğünde Şerif Kayran yaptı. Ona da saygılarımı sunuyorum. Çok güzeldi her şey. 13 eserde oluşan bir albüm. Bayağı eser. 13 eser. 13 eser. Şimdi dinleyeceğiz birkaç tanesini. Şurada hemen... 6 tanesi Mehmet Özcan imzası var. Evet. 2 tanesi yine benim çok değerli sanatçı arkadaşım Cihan Kaya'nın. Hı hı. Bir tanesi Taner Karakaya'nın. Bir de Özay Kahraman'ın. Özay Kahraman'ın. Evet. 2 tane de Mahsur Çiftçi. Toplam 13 tane. 13 tane. Eyvallah. Şimdi 13 taneden hangisiyle başlayacağız Üstad? Bir sesini dinleyelim. Bak misafirlerimiz de stüdyomuza gelmiş. Hemen senin evet, güzel tamam, sesini. Tamam burada. Hoş geldiniz bu arada. Hoş geldiniz. Evet. Rejine gönderse kavrulmaz. Öyle mi? Hangisini gelirse playback yapıyoruz malumunuz. Yani, reji nitelendirsin efendim. Bir taneyi yollasın bize. Aynen.
Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sahne senin üstad, her zaman olduğu gibi. Eyvallah, sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Bendeki gizli yara.
yetmez ki söyle. Harikasın. Eyvallah, sağ olasın. Yüreğine, sağ olasın, sesine sağlık. Çok sağ teşekkür gerçekten ediyorum, güzel olmuş. Reji de iyi seçmiş. Ya da ben hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Dinleyeceğiz birkaç tane. O yüzden dedim. Reji hangisini gönderirse dedim. Konuklarımız çıktılar. Çıkmak zorunda yoksa onlara soracaktım. Evet. Böyle dinleyici. Hı-hı. Biz de dinleyiciyiz ama bir de böyle spontane geldiler ya. Birdenbire. Tabii ki. Nasıl buldunuz diyecektim. Evet, evet. Maalesef çıkmak zorunda kaldım. Bu eser bir ay oldu. Bir müzik şirketi paylaşmıştı bunu kendi sayfasında. 68 bin 3 günde tıklama vardı. Maşallah. 68 bin. Çok iyi. He. Ben kendi sayfamda paylaştım tabii ki. Yani YouTube sayfasında var zaten Şerif Kayran Prodüksiyon. Evet. Paylaşmışlar. Şu anda 20 bin civarında iyi bir rakamdır. Tıklama. Çok iyi bir rakam. İyi tabii. Gidiyor. Şimdi artık albümler üstad biliyorsun sen de prestij. Aynen, aynen. Yani satış için albüm yapılmıyor. Sanatçılarımız oradan bir kar elde etmek için o albümleri çıkartmıyorlar. Bir kart vizit gibi düşünelim. Evet. Yani bir biz dahi buraya albüm olmayan bir sanatçıyı alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Çünkü playback yapıyoruz. Evet. Dijital ortamda bir sesi lazım bize. Aynen. Parçaları lazım. Bu yüzden bir prestij anlamında hazırladın. Hı-hı. Değil mi elektronik evet, ortamda? Evet, evet. Tabii senin birçok albüm var daha öncesinden ama var, ben var. Eminim bu ilk defa ya da ikinci mi oluyor profesyonel anlamda? İkinci diyelim. Biri zaten yine yapmıştık. 2005'te profesyonel anlamda çalışmıştık. O da var dijitalde. Evet. Fakat o zaman firma sahibi bir rahatsızlık geçirmişti. Allah rahmet eylesin öyle o zaman. O öyle çıkmadı kaldı. Anladım. Afişler mafişler şey yapılmıştı zaten. Hayırlısı öyleymiş. Öyleymiş. Bugüneymiş. Güzel bir albüm yaptık. Seyircimizle buluştuk. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yolunu açık edecek olasın, inşallah. Bak sesini duyar duymaz mesajlar dökülmeye başladı Üstad. Bir okuyalım evet, ben de canlı yayın yapıyorum. Burada bayağı var. Şimdi burada. Bakalım evet. Neler yazmışlar. Selamun aleyküm efendim. Hayırlı huzurlu akşamlar dilerim. Saygıdeğer Milat Hocam. Eyvallah baş tacısınız. Seyfi Yalçın Ses Beyefendi'ye selamlar, başarılar dilerim. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah, sağ olasın. Tüm Elazığlı sanatçılarımızın bizim gururumuzdur demiş. Baştayım. Selam ve dua ile kalın Milat Hocam. Gökbörü Türkçüler Derneği eski il başkanı Mehmet Özçelik. Saygılar sunuyorum. Evet, ben de saygılar sunuyorum. Mehmet Bey hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsun. Baş tacısın. Gerçekten mahcup ediyorsun. Allah razı olsun senden kardeşim. Evet, ana merhaba un helvası deyince akan sular durur demiş bir izleyicimiz, sağ olun. Eskiden taziye evlerinde taziyenin üçüncü günü helva kavrulur, fetir ekmeğinin arasına sarılır, konu komşuya dağıtılırdı. Dinimizce yanlış bir uygulama olduğu öğrenilince kalktı demiş. Bu yanlış gelenek ama fetir ekmeğiyle iyi olidi demiş yani. Aa, iyi olidi. Olmaz mı? Vallahi bak şimdi bir de resim atmış. Ya bu kesin Yalavuz'dan bizim Oktay'ın işi gene. Bak fetir ekmeğin arasına koymuş helvayı şefim. Ya harika anında buluyor bir de. Vallahi helvayı sen de gör bir şunu. Görüyor musun? Oo, değil mi? Vay vay vay. Şimdi olsadayız. İştahımız çekti mi? Fetir ekmeği nereden bulacağız? Başımıza iş çıkarır. Neyse burada giderken buluruz. Buluruz değil mi? Ha, buluruz, buluruz. Bu arada benim sınıf arkadaşımın yanına uğramış Seyfi Bey gelirken Bülent Gülya buradan da selam olsun. Burada selam olsun. Onun bana de ya bir şey götüreyim demiş gelirken demiş. Ama arabada hocam onu şimdi alacağız. Önemli alacağız değil. Şimdi. Göz, aynen. Şey aynen. Bana peynir yollamış efendim. Bula bula. Allah'tan kork Bülent. Benim sınıf arkadaşımdır. Selamlarımı yolluyorum kendisine. Çok değerli bir arkadaşım. Bülent Gülya'na selam olsun efendim. Aziz Buta da selam olsun. Aziz o da beraberler. Eyvallah. Tabii ki. Buradan Seyfi abimize çok selam söylüyoruz. Sevgiyle demiş Hilal Özdemir, Filiz Baykara yollamışlar bize mesaj. Saygılarımızı gönderiyoruz kendilerine. Evet aynı tamam. Şekilde. Şunları bir bitireyim. Tabii hocam tabii. Programımızı en güzel kadın mutfakta programların en güzeli mi demiş. Kadın mutfakta kolay gelsin Milat'cığım. Konuğun Seyfi Yalçın Ses kardeşimin albümü hayırlı olsun. Şansı açık olsun. Başarılar diliyorum.
Sana da ayrıca başarılar diliyorum İlaç'cığım. Bütün Fırat TV'ye selamlar, sevgiler. Akçay'dan bize ulaşmış değerli bir... Selam olsun Akçay'a. Anam, Dursun. Dursun Şipşek. Oo, ya. Abim ellerinden öpüyorum, hürmetlerimi abi, sunuyorum. Selam olsun. Ya Dursun abi bir gittin, pir gittin. Daha vallahi yok, bekliyoruz. Bulamıyoruz he. Ya şimdi oraya yazmıyorsun, Akçay'ı görmesen sen olduğunu tahmin etmeyeceğim valla. Oradan da izleyicilerimiz var ama resmin gördüm öyle. Küçük bir resim var orada senin. Hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum saygı değerli abim. Abicim. Gel bekliyoruz seni de artık. Evet. Hemen bir tane daha okuyalım. Seyfi Yalçın Ses abime selamlar. Yeni albümü hayırlı olsun. Kadir Nacar Elazığ'dan bize selam olsun. Yollamış. Kadir, sağ olsun Kadir Bey. Teşekkür ederiz efendim. Amin cümleten Allah razı olsun. Hocam sevgi saygılar Mehmet Özçelik yine bize cevap yazmış. Sağ olsun. Şu anda hem yemek yapıyorum hem de sizi izliyorum demiş. Mersin'den Nur bize ulaşmış. Çok teşekkür selam ederim. Selam olsun. Bizim yemeğimizi yapıyorsundur inşallah Nur Hanım. Bak bugün ne? Bugün soslu köftemiz var, bir de un helvamız var. Fetri ekmeği bir de işi çıkardı Oktay bize herhalde. Aha. Oktay yani bilmiyorum şimdi. Fetri ekmeği nasıl olacağız şef? Artık fetri ekmeksiz de yiyeceğiz. Artık eyvallah. Evet üstadım şimdi. Albüm yola çıktı. Bir de tanıtım programı olacak inşallah. Evet, önümüzdeki günlerde. Hı hı. Onun anonsunu sen yap o zaman. 23'ünde. Ayın 23'ünde. Evet. Oteli ismini verme sakıncası vardır. Bir otelimiz diyelim. Yani, bir otelimiz. Bu evet. Arada çok hassasız biliyorum, o isim konusunda ben malum. De Rütük yasaları gereği bayağı tetki altında. Ben de burada 2 yıl program yaptığım için bilirsin, biliyorum. Çok kendi olmuş. Evimizdir burası. Eyvallah. Bir otelde 23 Ocak Güzide albüm, otellerimizden birinde evet, efendim diyelim. Albüm tanıtım gecemiz var. Tabii sanatçılar Uygar Doğanay katılacak. Çok güzel. Şerif Kayran katılacak. Oktay Gürtürk, Aş Çiçeğim, evet, Baboş. Evet, tabii. Yine Elan, evet gururumuz. Mehmet Özcan var. Cihan Kaya var yine. Cihan Kaya. Evet. Fazla da karıştırmadık çünkü niye karıştırdım? Bunların emeği geçmiştir albüme. Elbette. Bunları yazdım. Çünkü hepsi küstüler. Niye bizi yazmadın? Niye bizi yazmadın? Niye bizi yazmadın? Bunlar yeterli. Şimdi oraya gelen bizi dinleyen dinleyicilerimiz en azından gelip orada bir Uygar Doğanay'ı yarım saat 40 dakika dinlesin. Yani bir de o var. Yani aynen aynen aynen. Yani doyum olmuyor. Bir aynen. Parçayla geliyorlar. Olmuyor. Yani ne o izleyici onlara doyabiliyor. Değil mi? Aynen. Ne de albüm sahibine fırsat kalıyor. Aynen. Ben en güzelini yaptığını düşünüyorum. Yani Oktay yerlere gücenmesin yani. Tabi Oktay uzun zamandır yine konseri yapmamış. Aş Çiçeği yani patlamış biri. Evet. Tabi tabi yani gelsin bir 40 dakika o yapsın. Niye yapmasın abi? Tabi abi. Şerif Kayran yapsın. Niye yapmasın abi? Evet. Böyle gene o yüzden bilerek bunu böyle yaptım. Evet. Kimse de burada gücenmesin. Kırılmasın. Bir de sen organizatörsün. Onları da ayrı bir programda toplarsın yine ya. Ya. Mutlaka. Olmayacak bir şey değil. Hayır onlar da ya İstanbul'a gelsinler abi. İstanbul'da hemen değil arkasına mi? İstanbul'da yapacağız. İstanbul'da Elazığ sesi dinlesin ya. Yazarız 50 tane 100 tane yazarız. Gelen gelsin gelmeyen gelmesin. Gerçekten. Tamam herkesi bekliyoruz. Tekrar edelim. Elazığ'ımızın Güzide bir otelinde ayın 23'ünde. Evet 23'ünde. 23 Elazığ tabii sizler de geliyorsunuz. İnşallah bekliyoruz. Tabii ki. Şeref verirsin yani bizi çağırırsın. Sağ olasın. Teşekkür ederim bizi onurlandırırsın. Üstadım. Tabii orada hocam özür diliyorum. Faysal Tokmak hocamızla bir görüşmemiz oldu. O da bize bir kıyağını geçecek, bir klip milip yapacak bize. O... Buradan söyleyince Emre Vaki yap bizi. Eyvallah. Yok ben onu Faysal daha önce görüşmüştüm. Yapar. Yani o tabii gereğini yapar. Ben ona güveniyorum zaten. Eyvallah. İyi de başarısı var. Sağ olsun. Evet. O da biz... Değerli yönetmenim, benim programımın da yönetmeni Faysal Tokmak iyi bir... Gerçekten hem iyi bir film yönetmeni hem iyi bir klip evet, yönetmeni. Evet, evet. Elazığ'ımızın gururu o da. Evet. Yani benim hem yakın bir arkadaşım, kardeşim hem de Elazığ'ın gerçekten güzide bir klip evet. Yönetmeni. Erkan Turval'ı da unutmayalım. Selam evet, olsun tabii, yine. Tabii onun da gelmişsin. Özlemişim onu vallahi özlemişim. Bu da varmış öyle mi? Şimdi üstadım bir evet, parçayla evet. Devam edelim. Tamam. Mesajlarımız tamam, da geliyor. Tamam. Vallahi burada da bayağı var herhalde yüzü geçti. Onları sen okursun sonradan abi. Okuruz. Yani zamanımız evet. Olursa okuruz. Geliyor. He. Burada yetmez tamam, yoksa. Tamam. Yoksa hiç konuşamayız. Aynen. Ya parça dinleriz bu mesaj. Aynen. Aynen. Yine rejiden gelsin. Tamam, ne gelirse. Tamam rejiden gelsin. Kabul evet vermişiz artık. Buyur.
söyle bu kadar mıydı? Canım balım değişim, hep yalan yalan mıydı? Canım balım değişim, hep yalan yalan mıydı? Onların ağırdın, gün yerine koklardın. Peşim sıra ağlardın, hep yalan yalan mıydı? Ardım sıra ağlardın, hep yalan yalan mıydı? Hep yalan yalan mıydı? Yar sevdan yalan mıydı? Ölürüm sana derken hep yalan yalan mıydı? Ölürüm sana derken hep yalan yalan mıydı? Yalan mıydı? Hani uyku girmezdi gözlerine? Hani benim için ölürdün? Hani yaşama sebebim bendin? Bunlar hep yalan mıydı? Bunlar hep yalan mıydı gevşek? Ulan bunlar hepsi yalan mıydı gevşek, seni bir gevşek? Yalan mıydı? Yalan mıydı? Yıkılır dünyam derdin. O aşk dolu sözlerin hep yalan yalan mıydı? O aşk dolu sözlerin hep yalan yalan mıydı? Onların ağırdın, gün yerine koklardın. Peşim sıra ağlardın, hep yalan yalan mıydı? Ardım sıra ağlardın, hep yalan yalan mıydı? Hep yalan yalan mıydı? Yar sevdan yalan mıydı? Ölürüm sana derken hep yalan yalan mıydı? Ölürüm sana derken hep yalan yalan mıydı? Harikasınız, sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun, buyurun. Yani gerçekten parçaların birbirinden güzel her biri. Dedim ya, biz yani sen ya, aynen. Bir tane yerine otur böyle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz hocam ya. Evet. Evet. Şöyle birkaç dakikana müsaade et bana. Tabii tabii tabii. İkinci yemeğimiz, soslu köftemiz yiyeceğiz ya. Tabii tabii ki. Ama sen galamayacaksın. Niye? Galacak mısın? Vallahi yetişir misin? İnşallah. Yetişirse yeriz, yetişirelim. Çünkü biliyorsun. Vallahi hoş görünüyor. Eyvallah. Sizin de elinize sağlık. Olmasa da ben sana yetiştiririm, merak etme. Eyvallah, sağ olun. Evet, soslu köftemiz efendim. Bakalım malzemeler neymiş, tekrar bir görelim. Üzerine nasıl yapılacağını anlatalım. Soslu köftemizin malzemeleri: 5 su bardağı kaşar, bulgur su, 2,5 su bardağı un, zeytinyağı ve tuz. Sosu için zeytinyağı, maydanoz, domates salçası, biber salçası, tuz, 4 adet domates ve sarımsak. Evet. Şimdi soslu köftemiz. Daha önce de icra etmiştin şefim bunu. Evet, geçen sezon yapmıştık. Evet. Nasıl yapacağımızı şöyle bir nasıl anlatalım. Nasıl yapacağız? Bulgurlarımızı zaten sıcak suda yumuşattık. Yumuşattıktan sonra unumuzla güzelce tutması için onu unla harmanlayacağız. Yalnız bir kenarda suyumuz olsun, o birleştirmemizi sağlayacağız. Tabii. Suyla yoğuracağız. Tuzumuzu ilave edeceğiz. Soslu köftemizin hamuru hazır olacak. Yani tuz biraz fazla olsun, tuzun fazla olması dağılmasını önlüyor demiştik. Evet. Daha sonra suyumuzu kaynatacağız.
Ardından küçük küçük yuvarlamış olduğumuz köftelerimizi ilave edeceğiz. Onları güzelce haşlayacağız. Daha sonra süzeceğiz bir kenarda. Sosu içinde yapacağımız şey zaten domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, ne dedik? Maydanoz, sarımsak ve domates dedik. Ardından zeytinyağımızı ilave edeceğiz. Sarımsaklarımızı küçük küçük doğramış olacağız ya da rendeleyelim. Çok fazla sarımsak da almak istiyorsak. Onu ilave edeceğiz, kavuracağız. Domates salçamızı ve biber salçamızı damak tadımıza göre ayarlayabiliriz. Onları da soteleyeceğiz, kavuracağız. Ardından domates rendelerimizi içine koyacağız ve ilave edeceğiz. Onu da soteleyeceğiz. Ve en sonunda maydanozumuzu ilave ediyoruz. Soslu köftelerimizi harmanlıyoruz. Evet, bu kadar. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yalnız bu arada dikkatimi çekti. Evde herhalde Seyfi Bey hiç yemeğe karışmıyor. Kanaat getirdim. Dedim ki bir tuzun olsun bu. Hele bir karıştır şunu parçayı senerken. Ama karıştırdım abi ya. He? Karıştırdım. Eren'den karıştırdım. Tabii, karıştırdım. Ama Eren yakışmadı. Ben söylüyorum. Hiç yenge sana yaptırmamış. Ama şey olmadı ya. Şimdi eserin formatına uygun olmadı. Ya o yüzden. Bir tuzu olsun diye bazen konuklarımıza yaptırıyorum böyle. Efendim. Yani yardım edebilir miyim? Yok yok yok. Onda bir his yok. Yapacağını biliyorum. Çemberlerim yani. Tabii biliyorum. Vallahi. Yalnız evde bir şeyler yapıyor musun? Çok merak ediyorum. Bak. Yalan söylemeyesin yengeye yok. Sorarız. Ben yalan... Bak ulan da burada senin. Yalan söyleme. Ben menemen güzel bir menemen yaparım. Oo, yaparım. Yaparsın. Yaparım. Eyvallah. Çoban salatası güzel yaparım. Of. Yumurta yaparım güzel. Of. O kadar yeter. Yeter. Var mı ola bu bir herife? Kendimizi götürürüz. Başlayacağız. Şimdi mesajlar da geliyor. Kusura bakmasam birkaç tane okuyayım. Olur mu abi? Gerçekten onu anlıyorlar okumazsa. Üstad sen de bilirsin. Evet, biliyorum. Mesajlara geri dönmezsek. Aynen. Sen de programcısın. Eski programcılardansın tabii. Efendim, evet hemen. Programınız çok güzel demiş. Buradan gayet iyi görünüyorsunuz. Sevgili babam da ayrı bir renk kattı demiş gerçekten. Sen oğlan mı, kız mı bilmiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Mert Yalçın Ses, sen oğlan. Oğlumdur. Başlayacağım. Gerçekten babam da gerçekten güzel bir renk kattı. Hem eyvallah, sesiyle sağ ol abi. Hem varlığıyla. Eyvallah. Başlayacağım. Çok teşekkür ederiz. Beni kırmayıp geldiğin için sağ ol. Sağ ol tekrar. Efendim, küre demiş. Bak küre. Küre. Çok önemli. Bu rüzgarlı günde ne yapsız demiş kardeş orada. Senin programın olmazsa bu soğukta zaman hiç geç mi demiş. Eyvallah. Burada rüzgar yok ama. Varsa bak çok rüzgarlı. Yok burada yok. Ha, burada yok. Stüdyomuz değil. Dışarıda işte. Ha da aynı. Vallahi sağ olsunlar. Bizim izleyicilerimiz her zaman da bizi teveccüh gösterip izliyorlar. Rüzgarlı da olsa, sıcak da olsa, soğuk da olsa başlarsınız efendim. Evet. Her zaman beklerim. Gerçekten Seyfi Bey de bugün renk kattı programımıza. Sağ olsun. Abi, o sizin güzelliğinizdir. O sizin güzelliğinizdir. O sizin güzelliğinizdir. Sağ olasın. Özlemiştim bir de seni. Eyvallah sağ olasın. Ben efendim selamlar, hayırlı yayınlar Milat Bey. Ben İzmir'den Edibe Avcı. Sanatçımızdan bir isteğim var demiş. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama türküsünü seslendirirse çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler demiş. Albümde yok. Ablama burada saygılarımız çünkü canlı sazlarımız yok. Olsaydı okurduk. Peki neden bir şey rica etsen. Böyle bir mırıldansa. Şimdi burada mırıldan... Eyvallah. Tamam. Hayır kırmamak anladım. Adına. Zaman kalırsa okuruz. Eyvallah. Tamam eyvallah. Hemen... Bir mesaj geldikçe okuyacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Üstad. Biri daha bir aylı oldu. Ama ben eminim birikimde senin çok şey vardır, eser vardır. Var var. Değil mi? Var. Düşünüyor musun peki? Yani bundan sonra albümlerle böyle prestij albümleriyle. Tabii ki. Devam edeceksin inşallah. Zaten hocam şimdi burada... Çünkü ben bu tutacağına inanıyorum. Bak çok güzel bir yok albümmüş. Çok iyi gidiyor. Yani evet. Niye iyi gidiyor? Çünkü ben... Örnek, sabah kalkarım, gelen o isteklerden, yani arkadaşlık istekleri, benim yabancı hayranlarım çok abi. Evet, biliyorum. Yabancılar çok. Evet. Her bir yerde var. Orada bakıyorum 150 tane böyle şeyler var. Yani oradan fark ediyorum. Yani albümün her tarafa dağıldığını, insanları dinlediğini orada fark ettim. Evet. Ve arıyorlar da. Şimdi mesela dün akşam... Manisa TV, tam Manisa'da aradılar. Orada Manisa TV var. Evet. Oradan onlar, mı? Tabii onlar 17 ülkede onlar yayın yapıyormuş. Çok güzel. Onlar aradı özellikle. Üstad biz dünyanın her yerindeyiz ha. Tabii. Bunu bilin yani. Aynen aynen. Yani hayır onlar da mesela ta orada aradılar. Bizim Çin'de de Amerika'da da izleyicilerimiz biliyorum. Var. Şu anda izleniyorsun biliyorum. Yani. Ben biliyorum. Evet. Ben burada iki yıl program yaptım. Biliyorsun. Program yaptığım yıllar çok güzeldi. Eyvallah. Yani. Tabii Yasemin Açık
aldı. Değerli hocamız. Tabii değerli hocamız aldı. Yine ben devam ettim o dönemde. Evet. Güzel mesajlar geliyor. Çok eyvallah, keyifli ama. Eyvallah. Ben canlı yapıyordum birebir. Birebir canlı yapıyordum. Biliyorum. Ben de canlı. Bu buranın da canlı. Biliyorsun. Bu da canlı. Evet. Hayır, ben sazlarımla, şuyumla, buyumla, telefon hep canlı yapardım. Şimdi gündüz kuşağında canlı program olarak çok nadirdir, bilirsin sen. Tabii ki. Biz gündüz kuşağında 3 sezondur yayındayız. Gerçekten izleyicimiz gündüz kuşağında kolay kolay yerel kanallar pek seyredilmezdi. Evet. Sağ olsun, teveccüh gösteriyorlar. Bizim izleyicilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar, seyrediyorlar. Sağ olun, tekrar teşekkür ediyorum. Hayır, program izleniyor. Ben İstanbul'da akşamları zaman buldukça hemen açıyordum Fırat'ı. Sağ olsunlar. İzliyordum. Sağ olsunlar. Eyvallah. Yani izleniyordu. Şimdi Üstad, böyle programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Gönül isterdi ki seni böyle dolu dolu daha eyvallah, var. Sağ olun. Bir daha şimdi şöyle bir zaman geçsin, albüm daha şey olsun. Bir daha alacağım seni. İnşallah, bir... inşallah. Mesajlar da geliyor, onları da okumak istiyorum. Şefim var mı daha? Heh, eyvallah. Tamam. Programımız çok güzel demiş Sevfi Bey'le, bir renk katmış demiş programımıza. Selamlar, saygılar. Aziz But bize ulaşmış. Çok teşekkür ederim Aziz Bey. Azize selam olsun. Selam burada. Olsun efendim. Canım değerli sanatçı kardeşimiz. Şimdi böyle reklama giderken üçüncü parçamla gitmek istiyorum. Tamam. 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 Yalnız şefim, söyleyeceğimiz bir şey var mı? Şu anda yok. Kaç dakikamız var Yalçın? Bir parça dinleriz değil mi? O eyvallah, parça yeter. O parça da... Uzun mu? Yok, uzun değil. Dersim eyvallah, güzellidir. Zannedersem dersim, o gelecek. O da bizim Cihan Kaya söz müzik ona ait. Ona ait. Heh. Cihan Kaya'ya ait. Cihan Kaya. Baş çok tacı, da güzel bir eser. Hürmetlerimi gönderiyorum Cihan Bey'e de. Tunceli, Elazığ, ayrılmaz dersim. Ayrılmaz. Bir bütündür. Onlar da bizim her zaman yanımızda, kardeşimiz, tabii ki, tabii, omuz omuza verdiğimiz iki şimdi şehir. Şimdi benim bir yarım Dersim'dir, bir yanım Elazığ, Gakkoş'tur. Tabii, ben her yerde doğru söylerim. Gakko abi. Tabii. Biz Gakkoş'luğu kabul etmiyoruz. Gakko. Gakko'yuz biz. Aynen. Eyvallah. Yani inkar edemeyiz biz. Gakko'yuz. Evet. Sağ olasın. Bakalım gene tamam, rejimiz ne yollarsa. Tamam. Üstad, tamam. Evet. Buyurun. Thank you.
Sağlık. Üstad, Harputlu olduğum kadar Pertekliliğim de var benim. Bir tarafım tabii Pertek benim. Şimdi şöyle hocam. Bir taraf Palu. Ulan karma karışık bir adamım ben. Sen de karma karışıksın. Bu bütün güzeller bu parçanın içinde. Öyle hakikaten. Vallahi. Eyvallah. Gerçekten harika oldu. Sağ olasın. Kaç dakikamız var? Şu mesajları okuyayım mı? Eyvallah. Küsmesinler, darılmasınlar bize. Aman ha, gönder okuyamadıkları aşağıya. Aklından söyleyeyim. Yalçın Ses ailesine selamlar. Sezgin Aydın. Eyvallah. Da selam olsun. Selam Sezgin'e. Olsun evet. Sezgin Aydın Bey'e. Severim. Evet. Sezgin'i. Hayırlı uğurlu programlar diliyorum. Milad abim demiş. Saygılar sunuyorum. Seyfi abime selamlar. Başarılar diliyorum. İbrahim But, Altın Çağ İnşaat, Gayrimenkul. Selam olsun İbrahim Butumuza. Aynen. Eyvallah. Ben de boş bulundum, okumuş oldum. Gakkolar. Orada bir şey yazmışsın, onu okumuyorum. Bak, Gakkolar. Lahmacun Kayseri'den tüm Elazığ'a selamlar, iyi yayınlar, iyi programlar. Beğeniyle izliyoruz sizi Kayseri'den. Kayseri'ye selamlar. Oradaki gakkolarıma da selamlar. Tüm bizi izleyenlere selam olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Hemen bir tane daha geldi. Süpersiniz kardeşim. Programı çok güzel demiş Aziz ben demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Tabii ki programımızı teveccüh edip izliyorsunuz. Bugün Seyfi Bey hem sesi hem de varlığıyla renk kattı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum üstadım sana. Şeref verdin. Albümünde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim sana. Gönül isterdi ki böyle dolu dolu bir program yapalım ki yapacağım seninle. Albümün harika. Çok beğendim. Üç tane parça dinledik. Üçü birbirinden güzel. Ben eminim o geri kalan tane en az bunlar kadar iyi parçalar. Yani albüme de gerek yok. Sen sahneler seni kabullenmiş. Baştaysın. Hak seni kabullenmiş, bağrına basmış. Yıllardır. Yoksa bu sahnede kalabilmem mümkün mü? Mümkün değil ama burada bir sitemim olacaktır. Eğer zamanımız varsa. Var. Var mıdır? Tamam, küçücük olsun. Yalnız bizim, hani demişler ya, sanatçılardan dost olmaz bir laf var. Ben sana dostum ya. Yok, onu yanlış seni tenzih ederim. Eyvallah, evet. Albümü çıkardım, bizim Elazığlı sanatçıların hiçbirisi hayırlı olsun demedi. Dersindeki bütün sanatçı arkadaşlarım özellikle arayıp tebrik ettiler, paylaştılar bizimkileri maalesef. Belki ya, haberler olmamıştır üstüne. Ya var. Olmuş mu? Var. Eyvah ya. Elazığlı sanatçı arkadaşlarımız, abilerimiz, evet, kardeşlerimiz. Yine de selam olsun herkese. Bak, Seyfi Bey haklı olarak bir sistemde bulunuyor. Gerçekten insan bu tip olaylarda hani sevincinde... Türk'ün töresinde var, biliyoruz değil mi? Sevincinde, kederinde, yanında dostlarını görmek ister. Değil mi? Bu da Seyfi Bey'in bir sevinci, ürünü. Ya sonuçta eseri. Bir albüm çıkarmışız, bir servet vermişiz, emek vermişiz. Yani yardım, böyle yardımlaşmak gerekiyor sanatçılar arasında. Katılıyorum. Ben paylaşıyorum abi, ben çıkan biri oldum, paylaşıyorum ben mesela. Hayırlı olsun diyorum. Doğru. Ama haklısın. Biz çekememezlik var haklısın. Abi bizde ya. Ortaya bir laf attın, ha şimdi gideceksin. Ben burada uğraşacağım. Sen uğraş. Başlarız. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için. Ne demek? Ne demek? Burada Kanal Fırat ailesine, rejide bulunan herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ablacığım size de kolay gelsin. Çok eyvallah, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sevim Bey, böyle küçük nacizane şansak çoban armağanı. Tamam. Bir hani evde böyle buzdolabına. Bir de senin o şey var ya, organizatörlük şeyi, oraya tamam, da vereceğim. Tamam. Böyle okay, ne olur. Orada böyle onları oradaki buzdolaplarına her sen birine. Sen bana ver, fazla ver. Veririm ben. Eğer İstanbul'a da götüreyim. Eyvallah. Vallahi. Bunları tamam, böyle oraya az baktıkça da bizi hatırla. Ya Bey, olmaz mı? Her zaman yanındayım. Biliyorsun. Baş tacısın. Eyvallah. Çok teşekkür görüşmek ediyorum. Görüşmek üzere. Şöyle reklama gideceğiz birlikte. Biliyorsun. Reklamlardan sonra. Geçici o tozlarla değil efendim. İçine nüfuz eden bir ilaçla diş beyazlatma nasıl oluyormuş? Tekrar işleyeceğiz. Dedik. Bizi yalnız bırakmayın, sorularınızı bekliyorum. Diş hekimimize
Bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgi Bey'e tekrar teşekkür ediyorum geldiği için. Evet, değerli izleyenler, tekrar stüdyomuzdayız, mutfağımızdayız ve olanca hızıyla programımız devam ediyor. Şöyle bir hatırlatma yapayım her zaman olduğu gibi. Bugün çok değerli Elazığ'ımızın değerli bir sesi, Seyfi Yalçın Ses bizlerle birlikte oldu, yeni çıkarmış olduğu albümle. Ve 2-3 tane parçasını dinledik zevkle. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben yolunda bahtını da açık olsun diyorum. Ve şefimiz bugün soslu köftemiz ve un helvamızı icra ediyorlar. Şöyle bir tekrar edelim malzemelerini yeni açanlar için. Bir görelim neydi malzemeleri. Soslu köfteyle başlayalım. Neler yaptığını da üzerine anlatsın şefim. Soslu köftemiz 5 su bardağı köftelik bulgur, su 2,5 su bardağı un, zeytinyağı, tuz. Sosu için zeytinyağı, maydanoz, domates salçası, biber salçası, tuzumuz var. Ne yaptığımızı anlatalım isterseniz soslu köfte için. Şimdi soslu köfte için ilk başta ekrandan alabiliriz isterseniz. Malzemeleri ekrandan alalım. Evet. İlk başta bulgurlarımızı yumuşattık sıcak suyla. Yumuşattıktan sonra unumuzu ilave ettik. Suyla güzelce bir onu harmanladık. Tabii tuzunu da ilave ettik. Tuzu biraz fazla olsun dedik çünkü tutmasını sağlayacaktır. Ardından suyumuzu kaynatacağız. Tabii bunları yuvarlak yapacağız böyle bir elimizle böyle şekillendirdikten sonra. Daha sonra suyumuzu kaynatacağız. Tuzumuzu ilave edeceğiz. Ardından bunları içine koyup onları haşlayacağız. Haşladıktan sonra bir kenarda da tavaya zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı koyduktan sonra sarımsaklarının içine isterseniz rendeleyin, isterseniz ufak ufak doğrayın. Hani tadını çok almak istiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Ardından yapacağımız şey biber salçası ya domates salçasını damak tadımıza göre ekleyip soteleyeceğiz. Sos yapıyoruz. Evet, domatesi de rendeleyeceğiz. Onu da içine ilave ediyoruz daha sonra. Onu da soteliyoruz. Küçük küçük doğranmış maydanozları içine ekleyeceğiz. Daha sonra köftelerle harmanlayacağız. Afiyet olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Bir de un helvamız var. Onun da malzemelerini bir görelim. Ve neler yapıldığını anlatsın şefimiz bize. Buyurun, malzemeler ekranda. Un helvamızın malzemeleri 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un, 250 gram tereyağı, servisi için ceviz içi ve tarçın. Evet, çok teşekkür ederim şefim. Un helvasında neler yaptığımızı anlatalım hemen size. Un helvası için ne yaptık? Tereyağını aldık, erittik. İsterseniz içerisine margarin de ilave edersiniz. Biraz hafifletmek istiyorsanız. Unla birlikte kavurduk. Böyle ortalama 40 dakika, 45 dakika kavurmamız yeterli olacaktır kısık ateşte. Daha sonra bir kenarda sütle şekeri zaten karıştırmıştık. Onu da şekerler eriyene kadar. Onları kavurduktan sonra bu süt karışımını içine ilave ediyoruz. Toparlanana kadar onu da karıştıracağız. Daha sonra da sunumu ceviz ve tarçınla yapacağız. Çok güzel olur. İsterseniz şunu da söyleyelim. Evet. Ceviz içerisine ilave edebilirsiniz. Bu karışıma 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz yeterli olur. İri çekilmiş ceviz yeterli. Güzel olur. Hocam sever misin? Bayılırım. Un helvasını. Bayılırım. Vallahi ben de çok severim. Efendim hocam biliyorsunuz programımızın daimi diş hekimi Pınar Aratıçoğlu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Her hafta bizlerle ve iki haftadır da diş beyazlatma, ilk bölümde de söylediğim gibi, gerçekten gülüş estetiği adına, değil mi? Dişlerimizi çok önemsemeliyiz. Çünkü ben biliyorum, insanlar bazen güvensiz olabiliyor. İş hayatlarına, beşeri ilişkilerine yansıyor bunlar. Kesinlikle değil yansıyor. Mi? Ve o diş beyazlatma ve şekil çok önemli. Ben de diş beyazlatma önemsediğim için, değerli hocam, ben illa oturtacak bu kadar, ben biliyorum. Efendim. İki haftadır da işliyoruz. Sağ olsun bizi kırmıyor. Bu konuyu ele alıyor. Hocam şöyle bir o diş beyazlatmanın ne anlama geldiğini. Ben dedim ki, şimdi herkesin aklına gelen, benim de daha önceden aklıma geldiği gibi. Böyle diş o temizliği. Diş tozlarıyla kazıyarak ki çok yanlış bir şey. Yapılan bir işlem değil bu. Kesinlikle. Siz anlatın. Neydi bu? Diş beyazlatma için biz özel jel kimyasallar kullanıyoruz. Öncelikle diş etini korumayı çok önemsiyoruz. Dişin üzerine uygulayacağımız ağartıcı materyal için, mesela burada görselimiz var, hemen çok güzel geldi ekrana. Diş etlerini koruyoruz. Önce diş etlerini koruyucu bir malzeme kullanıyoruz. Ondan sonra dişlerin üzerine beyazlatıcı ürünü uyguluyoruz. Çünkü dişi beyazlatan ürün aslında diş etine zarar verebilir. Dişe zarar vermediği halde diş etine zararı olabilir. Yani sert dokuya zarar vermeyen bir ürün yumuşak dokuya zarar verebilir. Dolayısıyla öncelikle diş etini koruyoruz. Bu şekilde tüm diş etlerini tertemiz koruduktan sonra beyazlatma ürününü bu şekilde dişlerin üzerine uyguluyoruz.
Burada kullanılan ürünün ne olduğu çok önemli elde edeceğimiz sonuç için. Hem elde edeceğimiz sonuç hem de sonucun kalıcılığı açısından kullanılan ürünün ne olduğu çok önemli. Bu da son ağrı hastamızın. Evet, beyazlanmış biraz. Evet, çok güzel. Bu yaklaşık bir saat sonraki işlemin bir saatlik işlemin sonundaki sonuç. Bunun kalıcı olması için de hastamıza bazı önerilerde bulunuyoruz. Böyle ışık tutuyoruz. Işık tuttuğumuz zaman da daha aktif bir beyazlama elde ediyoruz. Ve işlem sonrası dikkat edeceği şeylerden biraz bahsediyoruz. Onlara da özen gösteririz aslında. Uyarılarınız oluyor. Aynen öyle. Onlara da özen gösteririz. Hakikaten kalıcı, güzel sonuçlar elde ediyoruz. Herkes, söylüyorum bunu, herkes daha beyaz bir gülüş ister. Kesinlikle. Hiçbir zaman güldüğü zaman böyle sarı sarı, kahverengi dişleri görünsün istemez. Bu beyazlatma işlemiyle 7 ila 10 tonluk bir açılma sağlıyoruz bir saatin sonunda. Bu çok güzel. Tamamen kozmetik, dişlere hiçbir zararı olmayan, kişinin sistemik herhangi bir zarar görmeyeceği çok güzel bir işlem. Bir saatin sonunda dişiniz 7 ila 10 ton beyazlamış oluyor. Burada hep söylüyorum, diş etlerini korumak çok önemli ve kesinlikle doktor kontrolünde olmayan diş beyazlatmaları lütfen denemeyin. Tam tersi dişinizin yüzeyini çiziyorsunuz, dişin mine tabakasının kalitesini bozuyorsunuz. Değil mi? Bu da daha hızlı renklenmelere sebep oluyor. Belki o an daha beyaz gibi düşünüyorsunuz ama sonrasında daha hızlı renkleniyor, daha yıpranmış bir diş dokusuyla karşılaşıyoruz. Bunları denemeyin. Diş eti çekilmelerine sebep oluyor, diş etlerinde yanıklara sebep oluyor, kimyasal yanıklara. Öyle vakalar geliyor sonra bizim toparlamamız daha zor oluyor. Çizikler oluşuyor. Çizikler çok daha çabuk o lekelenmeye sağlıyor. Değil mi hocam? Oluyor. Ben bu hatalara düştüğüm için çok tecrübeliyim. Çünkü ben eskiden diş tozu kullanırdım. İtiraf ediyorum. Ama hocamın uyarılarından sonra artık kullanmamaya başladım. Ve beni kesinlikle koltuğa tutturacak diye düşünüyorum. Tabii ki. Zoraki, cebren ve hileyle bir gün oturtturacaklar. Gerçekten oturmakta da fayda var. Milat çünkü biz Bey'in ilk halini son halini. İlk halim ve son halim diye göstermeyi düşünüyorlar efendim. Sadece siz değil. Güzellik uzmanımız biliyorsun. Evet, evet. Bir işleme başlayacak bende. Evet. Bir türlü kısmet olmadı. Ben de biraz kaçıyor muyum? Ne şefim? Hafta sonu çünkü bir kızarıklık oluşuyor. Pazar günü gitmek istedim. Yok dedi, yarın dedi programınız var dedi. Cumartesinden gelin bir gün dinlenme payı verelim. O altın iğne olayı. Evet. Uygulayacakmış. Burada kobay olarak kullanıyorum efendim. Ben memnunum bu kobaylıkta. Evet hocam, şimdi gerçekten çok güzel bir olay. Az önce dikkatimi çekti. İşlem bittikten sonra, beyazlatıldıktan sonra bazı hastalarımıza uyarılarımız dikkat oluyor dediniz. Dikkat etmeleri gereken şeyler oluyor. Nedir bu uyarılar? Bir kere biz bu işlemi yaptığımız zaman diş dışarıdan renk emmeye çok müsait oluyor. İlk 48 saat maksimum derecede dikkat etmesi gereken şeyler var. Renkli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun diyoruz. Yani bir şey yemeyecek mi hasta? Tabii ki yiyecek. Ama böyle çok salçalı, işte körili ya da işte vişne suyu gibi böyle renkli, özellikle böyle asitli içecekler gibi çay, kahve gibi, çikolata gibi, evet, şeylerden biraz uzak durmasını istiyoruz. Ondan sonra tabii hayat boyu değil. Tabii. Birkaç saat, 48 saat. 48 saat. Ondan sonraki bir 15 günde biraz dikkat edin diyoruz. Ne kadar özen gösterirseniz o kadar kalıcı olur. O kadar sonuç etkin bir şekilde ortaya çıkar diyoruz. Dikkat edemezse bir iki ton renk kırılması görüyoruz. Dikkat ederse daha başarılı oluyor tabii. Peki ki. Tekrarlanabiliyor mu bu olay? Tabii ki. Beyazlatma işlemi, ofis tip beyazlatmanın üzerine biz geçen programda da anlatmıştım. Ev tipi beyazlatmayı bazen öneriyoruz. Ev tipi beyazlatmada da yine diş etlerini koruyucu bir şekilde bir plak hazırlıyoruz. Ve hastamıza beyazlatıcı ürünü biz veriyoruz. Ve alt üstü 15 dakika onu sadece ağzında tutuyor. Eskisi gibi işte 4-5 saat ağzında tutmak zorunda kalmıyor. Evet. Sadece 15 dakikanın sonunda güzel etkin bir sonuç alıyor. Bunu nasıl kullanacağını, prosedürünü güzelce anlatıyoruz hastamıza. Bununla beraber ofis tipinin üzerine eğer ev tipi kullanıyorsak, yapıyorsak birkaç ton daha beyazlama, 2-3 ton daha beyazlama sağlıyoruz. Ama bazen hastalarım diyor ki hiç ev tipiyle uğraşamam, istemiyorum. Sadece ofis tipi yapalım. Ofis tipini de senede bir, iki senede bir ihtiyaç duydukça tekrarlayabiliriz. Ama bu demek değil ki bir sene sonra eski haline geri dönüyor. Yok öyle bir şey. Ama 2-3 ton diyelim ki rengi kırıldı. Hasta tekrar daha beyaz dişleri olsun istiyor. Özel bir günü var, bir gecesi var, bir toplantısı var, bir sunumu var.
O zaman tekrar ofis tipi beyazlatma yapabilir. Ev tipi beyazlatmanın ise avantajı şu. Ofis tipinin üzerine yaptığımız ev tipi beyazlatmada hastamıza nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Ve hakikaten böyle özel bir günü, gecesi bir şey olduğu zaman o kullanma prosedürüne uyduğunda yine birkaç ton böyle rengi açılmış oluyor dişinin. Daha beyaz dişlerle o gününü geçirebiliyor. Eyvallah. Ve tekrar o kendine özel bir plağı olduğu için kişinin onu yıllar boyu kullanabiliyor. İlacı bittikçe geliyor bizden temin ediyor. Ve tekrar tekrar ofis tipine de ihtiyaç duymayabiliyor böylece. Duymayabiliyor. Şimdi hocam bir mesaj gelmiş. Demiş ki diş temizleme ücreti ne kadar demiş. Fiyatını alabilir miyiz Aziz Bot? Yalnız Aziz Bot pardon. Buradan fiyat vermemiz söz konusu değil ama şimdi yanlış anlaşılmayı önlemek adına diş temizlemek farklı bir olay. Diş beyazlatmak çok farklı. Artık öğrenmişim değil mi? Harikasınız. Hocam? Vallahi. Yani ben harikayım evet. Biliyoruz. Evet. Şimdi efendim gerçekten ben de bu hatalara düşen bir insan olduğum için sizi anlayabiliyorum. Diş temizletmek çok farklı bir şey. Çünkü tartarlarından kurtarılma dişlerin özellikle. Dişin yüzeyindeki, bir anlatın hocam. Diş temizleme işlemimiz dişin yüzeyindeki plak, tartar, diş taşı, yüzeyindeki tüm kirlerden onu temizlemek demek. Diş etlerinin altında, dişlerin aralarında ne kadar diş taşı ve plak, leke varsa bunları temizliyoruz. Dişin kendi rengi çıkıyor ortada. Aynı hani buradaki göründüğü gibi. Diş etleri sağlıklı, pembe, sıkı bir hal alıyor. Dişlerin de yüzeyi pürüzsüz ve lekesiz hale geliyor. Beyazlatma işleminde ise bunun üzerine bunu beyazlatma işleminin sonrasında düşünebiliriz. Yani eğer dişin üzerinde tartarlar, lekeler varsa onun üstüne beyazlatma işlemi uygulamanın çok bir anlamı yok. Temiz dişlere uyguluyoruz beyazlatma işlemini. Beyazlatma işlemi aslında ağartıyor dişi. Yani dişin rengini daha ağartarak daha beyaz hale getirdiğimiz bir işlem. Bu tamamen kimyasal bir işlem. Evet. Diğeri ise mekanik bir işlem. Yani mekanik olarak temizliyoruz. Temizliyorsunuz. Aynen öyle. Evet, bu aradaki farkı bilmemizde fayda var. Ücret konusuna da gelince değerli Aziz Bey, buradan ücret vermemiz söz konusu değil. Efendim hemen değerli hocamızın üşenmeyin. Gelsinler. Danışma ücrete tabi değil ya da yapacağınız işlemi öğrenmek ücrete tabi değil. Gidin yanında bir çayını kahvesini için ki. Gerçekten çok sıcak karşılıyorlar sağ olsunlar. Hem sohbet edersiniz hem fiyatına öğrenmiş olursunuz yapılacak işlemin. Gereken indirimi de sağlıyorlar. Gereken yardımı sağlıyorlar size. Zaten Milat Bey'in adını verene özel mal evet, veriyoruz. Evet, özel bir indirim de var benim. Bunu özellikle söyleyelim. Ben Milat'ın mutfağından geldik biz değil mi? Tamam. Efendim. Herkese indirim var efendim. Merak etmeyin. Gereken yapılıyor. O yüzden hiç gitmeniz de orada bir çayını için hocamızın rahatlıkla fiyatınızı öğrenin, yapılacak işlemin nasıl bir işlem olacağını, ne kadar seansı olacağını da rahatlıkla öğrenebilirsiniz diyor değerli izleyenler. Evet, hocam beyazlatma konusunda. Biraz daha şey yapıyorum, internette bir bunu sorun var zannediyorum. Mesela, sorular, efendim? Mesela söyleyeyim, en çok sorulan sorulardan biri. Yaş sınırı var mı? Var mı? Yok. Yok. Ya tabii ki yani çocuk yaşta bunu yapmayı tercih etmeyiz. Zaten çocuk yaşta o derece bir renklenme çok fazla olmuyor. Evet. Ama artık bir genç kız veya genç bey 17-18 yaşlarında dişlerinin renginden biraz şikayetçiyse, çok fazla çay veya asitli içecekler tüketen bir gençse hem o alışkanlıklarından uzak durmasını öğretiyoruz. Evet. Hem de dişlerini beyazlatarak ona motivasyon sağlayabiliyoruz. Yani bu tabii ki dişlerinde protez olmadığı sürece çok ileri yaşlar için de geçerli. Doğal dişleri daha beyaz hale getirmenin en güzel kozmetik yolu bu yani. Evet. Şimdi izleyicimiz silindi yalnız. Niye silindi bilmiyorum. Mesaj attı, sildi. Okudum silindi. Demiş ki ben evde doğal yöntemlerle sık sık günde iki sefer dişlerimi fırçalıyorum. Tabii. Yani okudum o yüzden biliyorum. Hı-hı. Ama beyazlatmayı sağlayamıyorum. Yani düzenli fırçalıyorum diyor. Evet. Belki onun içinde ne diyebilirsiniz? Bahsettiğimiz şey de bu. Siz dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Dişin yüzeyindeki plağı
uzaklaştırıyorsunuz, dişlerinizi temizliyorsunuz ama dişinizin belirli bir rengi var. Aynı hepimizin teninin rengi olduğu gibi. Ama şu da bir gerçek, ne kadar renkli gıdalarla beslenirsek o kadar da dişlerimiz renklenecektir. Evet. Yani ne kadar çok çay alışkanlığımız varsa, kahve alışkanlığımız varsa, buna karşılık fırçalama alışkanlığımız ne kadar zayıfsa o kadar dişlerimiz renklenecektir. Dolayısıyla siz fırçaladığınız zaman o rengi ortadan kaldıramıyorsunuz. Ben hep söylüyorum, beyazın üstünde leke tutan her şeyi dişi de renklendirecektir. Az veya çok. Siz ne kadar dikkatli olursanız, ne kadar o renkli gıdaları az sürede, işte bir saat yudum çay içmek yerine işte 15 dakikada içip gidip dişlerinizi fırçalamaya özen gösterirseniz o kadar az renklenme yaşarsınız. Fırçalayarak dişlerin rengini artamayız maalesef. Özellikle de şunu söyleyeyim, o beyazlatma vaadinde olan macunlardan beklentileriniz büyük olmasın. Belki bir iki ton bir fark görebilirsiniz ama gerçekten böyle bir gözle görülür dramatik bir sonuç elde etmek istiyorsanız profesyonel çözümlere başvurmanız gerekiyor. O tip diş macunlarından çok fazla yarar sağlayamazsınız. Evet. Şimdi bir soru gelmiş hocam. Bu beyazlık demiş, o kötü alışkanlığı etkilemiyor mu demiş. Yani kötü alışkanlık kullananlar o beyazlattıktan sonra. Tabii ki. Nüfuz edebiliyor mu yine? Tabii ki. Dediğim gibi zaten dişe en çok renklendiren şeylerden biliyorsunuz o kötü alışkanlık dediğim, hani anladınız değerli izleyenler, ismini söylemek istemiyorum. İzleyenler biliyor zaten. Biliyorlar. Biz her evet. Zaman. Renkli gıdalar kadar zaten dişlerde leke ve plağa en çok sebep olan şeylerden biri işte çayla beraber o kötü alışkanlık, kahveyle beraber o kötü alışkanlık. O kötü alışkanlıktan da tabii ki hep söylüyoruz, beyazlatma sonrası çok dikkat edeceksiniz. Evet. Ona rağmen o kötü alışkanlığı olduğu halde onu böyle biraz azaltıp daha dikkatli olup diş fırçalamaya çok özen gösteren hastalarım var mesela. Hakikaten renginde bir şey kaybetmiyorlar ve hakikaten de kontrole geldiklerinde sıfır plakla da gelebiliyorlar. Çok sağlıklı diş ve diş etiyle de gelebiliyorlar. Ama bu demek değil ki onu içip onun önüne geçebilirsiniz. Bazıları da hakikaten genetik şanslı oluyor. Ama o alışkanlığınız varsa maalesef, yani her zaman söylüyorum, diş eti hastalığına kapıları açıyorsunuz. Kaldı ki sistemik zaten birçok şeye sebep oluyor ama diş etinde ağız içindeki kanlanmayı bozduğu için tamamen bizim için çok ciddi bir risk faktörü o. Risk faktörü oluyor. Gelin bir milat olsun. Milat. Beyazlatın, ardından temizletin yapıyoruz. Ve o kötü alışkanlığı bırakalım. Öyle yapıyoruz. Bu da bir milat olsun. Değil mi? Öyle yapıyoruz. Ve diş temizliği yapıyoruz, beyazlatmasını yapıyoruz hastamızın ve ondan sonra bu kötü alışkanlığa bay bay diyoruz. Bir evet. Daha da renklenmiyor dişler. Ve vesile de milat olsun efendim. Güldükleri zaman bembeyaz dişleri oluyor. Çok doğru. Şimdi az önceki izleyicimiz, o Sinir'de dedim ya, tekrar yazmış aynı soruyu. Ben evde doğal yöntemlerle dişlerimi beyazlatmaya çalışıyorum. Çok da düzenli fırçalıyorum. Ancak dişlerimin diş etlerine yakın olan kısımlarını dişin diğer bölgelerine göre daha az beyaz demiş. Acaba bu neden olabilir? Bu bir kere dişin tabakalarıyla alakalı bir şey. Evet. Her zaman hastalarım soruyorlar mesela. Özür dilerim. Köpek dişlerimiz bir tık daha işte sarı olabiliyor. Dişlerimizin ucuna göre diş etine yakın kısımları daha hafif sarı olabilir. Daha mat olur çünkü. Bu tamamen dişin tabakasıyla alakalı bir şey. Dişin iç tabakasında pulpa tabakası dediğimiz, pulpa odası dediğimiz bir bölge var. Dişin sinir ve damar paketinin olduğu. Onun üstünde dentin tabakası var. Dentin tabakasının rengi zaten dişimizin rengini yansıtır. En üstte de mine tabakası var. Mine tabakası tamamen şeffaftır zaten. Diş etine yakın kısmında dentin tabakası daha kalındır. Dolayısıyla daha mat ve daha sarı görülebilir. Evet. Ucuna doğru şeffaflık artar, dentin tabakası incelir, mine tabakası daha kalınlaşır. Dolayısıyla o bölge daha beyaz görünür. Bu tamamen dişin morfolojisiyle alakalı bir şey. Anormal bir durum yok. Ama daha beyaz olması için, yani evde doğal yöntemlerle beyazlatıyorum derken neden bahsediyor bilmiyorum. Aklıma birçok şey geliyor. Ne gibi? Söyleyin hocam. Ya işte, çok yanlış uygulamalar olduğunu bilsin izleyicimiz de işte, değil mi? Limon kullananlar, limon. Çilek kullananlar, karbonat kullananlar. Ya gerçekten yapmayın, bunları gerçekten zararlı. Evet, şimdi merhabalar demiş, dişlerimde 6 aydır tel var. Sürekli fırçalıyorum ama
beyaz görünmüyor demiş. Dişlerimin rengi değişti. Ne yapmalıyım? Şimdi tel tedavisi sırasında hakikaten seanslarınız ne aralıklarda bilmiyorum ama doktorun bir kere diş eti sağlığına çok özen göstermesi lazım. Yani tel varken biz dişleri düzeltiyoruz belki ama diş eti sağlığı bozulursa o zaman yaptığımız iş güzel bir sonuç vermiyor. Dişleri düzeltirken o yüzden hastamızın ağız hijyenini çok önemsiyoruz. Lütfen güzel fırçalayın, fırçalama tekniğini ona ayrıca anlatıyoruz. Arayüz fırçaları öneriyoruz. Hocam bir gün böyle çocuklarla, hı-hı, özellikle çocuklar çünkü bilmiyor. Hı-hı. Böyle özellikle burada nasıl bir diş fırça tekniğini gösterelim, olur mu? Tabii ki. Yani hakikaten hatalar yapıyoruz. Diş binesine zarar verebiliyoruz. Kazıyoruz adeta. Diş etlerine zarar verebiliyoruz. Evet. Bunu özellikle göstermenizi tamam, rica edeceğim. Bir günde onu işleyelim. Evet, buyurun. Teller bir kere düşünün. Biz üzerinde tel olmayan, braket olmayan, sağlıklı, hiçbir sorun ve risk altında olmayan çanta dişler için bile diyoruz ki günde 2 veya 3 kere fırçalayın. Her bir fırçalamanız 2-3 dakika sürsün. Kaldı ki düşünün dişin üstünde bir braket yapıştırıyoruz. Üstüne teller geçiriyoruz. Üstüne lastikler, ligatür telleri bağlıyoruz. Dolayısıyla bu bölge gayet plaklar için rezervuar bir alan oluşturuyor. Yani plak toplamak için çok uygun bir alan oluşturuyor. Siz çok iyi fırçalamaya çalışıyorsunuz, arayüz fırçaları kullanıyorsunuz ama yine de bir miktar ulaşamadığı bölgeler olabiliyor. Hakikaten tel taktığımız zaman dişin rengi bir tık bozulabiliyor. Ama o tel çıktıktan sonra dişleri temizlediğimiz zaman zaten eski rengine geri dönüyor. O yüzden moralleri bozulmasın. Ama eğer bu renklenme ileri derecede lekelere ve işte diş eti şişmelerine sebep oluyorsa ara seanslarda mutlaka doktoru bir müdahale edip varsa kişinin ağız hijyenini sağlamakta bir eksiği onları anlatmalı. Ve onun dışında da diş taşı vesaire varsa onları da ara seanslarda temizlemeli. Evet. Bu arada herkes onu evası yiyor. Ben de istiyorum. Ya vallahi dur daha. Ben anlatıyorum yavaş burada yavaş herkes geliyor. Karşında onu evası yiyor. Efendim şimdi ilk bölümde biliyorsunuz Seyfi Yalçın Ses bizlerle birlikteydi. Ben bahsettim efendim. Hocam da şöyle bir dinlendirme adına soruları boğmamak adına. Benim çok değerli bir arkadaşım, peynirci bir arkadaşım Bülent Gülyağ'ın yanına gidiyor. Diyor ki Milat Bey'in programına gideceğim diyor Seyfi Bey. Benim diyor sınıf arkadaşım diyor. Ne götüreyim acaba diyor hediye olarak. O diyor peynir sever diyor. Peynir götür diyor. Benim Allah aşkına. Seyfi Bülent Gülyağ da çok değerli bir arkadaşım. Sınıf arkadaşım hakikaten. Herhalde espri olarak düşündü. Bize efendim böyle hediye paketinde peynir yollamış. Böyle hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum tabii Seyfi Bey'e. Sağ olsun. Peyniri ona mı koyacağız? Hediye paketinde peynir açmamışsın. Bir tane şey yapalım peynir. Şöyle peynir yollamış Elazığ'ımızın yerli peynir efendim. Tuzsuz yerli peynirini yollamış. Çok teşekkür ediyorum Bülent'ciğim. Seyfi Bey'e de hakeza. Çok teşekkür ederim. Bunu nasıl değerlendiririz bilemiyorum şefim. Değerlendirir miyiz? Peki eyvallah. Güzel. Peynirle mi yapsak acaba şefim ya? Peynirli ekmek. Peynirli ekmek. Vallahi tuzsuz peynir efendim. Ha? Vallahi olabilir. Aklıma geldi birdenbire. Canı çok güzel olur. Geçen gün bir izleyicimiz bizi attı, hatırlıyor musun? Peynirli ekmek resmi attı. Ve muzlu. Hiç yediniz evet, mi? Evet evet. Muzlu. Muzlu. Yok yemedim. Muzlu peynirli ekmek. Yani muzu da böyle alıp herhalde şekeri, peyniri ve muzu böyle mıncıklamışlar. Zaten. Güzel bir yoğurmuşlar, öyle fırına sürmüşler. Denemekte fayda var. Benim çok aklıma yattı, bilmiyorum. Muz sevenler için böyle hem şekerli hem muzlu. Muz kokusuyla nasıl olur? Denemek lazım. Denemek lazım. Şefim, çarşamba gününü unutma. Çarşamba. Barındırabilir miyiz peynirimizi çarşambaya kadar? Kalmazsa da yenisini alırız. Ne olacak? He? Anlamadım. Sırın istiyorlar. Sırın. Duydun mu? Yalçın da sırın istiyor. Tamam. Sever misiniz sırın? Sevmez miyim? Vallahi. Olabilir. Sırının yanına peynirli ekmek gider. Çarşamba. Yani ayrı ayrı yapalım. Ayrı ayrı mı yapalım? Yani meşakkat şeyleri bir anda bana koymayın yani. Saat belli. Gel şey yapalım şimdi. Ne yapalım? Peynirli ekmeği ben fırında yaptırayım. Buradaki fırında değil. Taş fırında. Gönderelim yapalım. Açık ekmek pide fırınında yaptıralım. Gönderelim buradan. Erken çekim yapalım. Tabii hemen gönderelim alsın gelsin. Yok erken çekime yürüyor. Burada hazırlayıp gönderip hemen. Pişirip gelin. Yeter. Tamam yaparız ya. Vallahi. Ama Pınar Hanım'ın da olduğu bir gün olsun. O da seviyor ben biliyorum.
Evet. Çok özür dilerim. Biraz gördüm ama evet, biraz olsun, güzellik çok olsun. Çok keyif oluyor. Ama hediyen çok harika. Bülent ya da Seyfi Bey. Bir de hediye paketi çok evet, hoş. Evet, hiç hediye paketinden peynir çok peynir çok harika. Efendim, en az onun şeyi de hediyesi de peynir oldu. Peynir olacak. Efendim, demiş ki bir izleyicimiz. İstanbul'dan selamlar, iyi programlar demiş. Doktor hanıma sorum. Diş eti problemi, dişleri sürekli yıkama problemi ortadan kalkar mı demiş. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ahmet Kasap. Diş eti. Tekrar, tekrar okuyayım hocam. Dişteki kanama. Diş eti problemi. Dişleri sürekli yıkasam demiş. Ha. Problem ortadan kalkar mı? Dişleri sürekli yıkasak. Bir kere biz şundan bahsediyoruz. Diş eti probleminin sebebi dişin üzerindeki plak ve diş taşı tabakası. Dolayısıyla çok güzel, etkin bir fırçalama istiyoruz. Ve günlük maalesef bizde en büyük eksik akşam yatmadan önce kullanacağınız diş ipi çok önemli. Diş eti probleminiz varsa, diş eti kanamanız varsa öncelikle mutlaka doktora gidiyorsunuz. Var olan diş taşları eğer diş etlerinin altında, dişlerin arasında fırçanın ulaşmadığı yerlerde olan diş taşlarından kurtuluyorsunuz. Ondan sonraki aşamada sizin ağız hijyeni bakımınız. Dolayısıyla da bu konu hakkında doktorunuz size güzelce bilgi veriyor. Ve doktorun söylediklerini de harfiyen uyguluyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Günde 2-3 kez güzel etkin bir fırçalama, her biri 2-3 dakika sürecek şekilde bunda nasıl olacağını anlatacağız. Ondan sonra da akşam yatarken kullanacağınız diş ipi. Diş ipi kullanamıyorsanız ağız duşları var. Hatta diş iplerinin şöyle yay şeklinde olanları var. Çok daha ergonomik. Ama yine de diş ipi kullanamıyorum derseniz ağız duşlarını ben çok öneriyorum hastalarıma. Hocam özellikle şimdi tam böyle yeri gelmişken. Malumunuz kozmetik sanayi her alanda yani birçok şey üretiyor. Bir şey üretiyor aynen. Ama ne kadar sağlıklı? Bu insanlarımız bunda artık o kadar tereddütlerimiz var ki neler yapacağımızı, neyi uygulayacağımızı bilemiyoruz. Ben tabii ki izleyicilerimiz adına konuşuyorum. Yani mesela dediniz ki ağız duşu. Evet. Ağız duşu çok bilinmiyor. İnsanlar acaba doktor hanım kızar mı diye böyle bir şey. Çünkü hani diş tozları da kozmetik satılıyor ama zararlı. Ağız duşu dediğimiz şey şu ağız çalkalama suları değil. Değil. Ağız gargaraları hiç değil. Ağız çalkalama suları günlük kullanılabilen ağız çalkalama sularını kullanabilirler. Amaca yönelik ihtiyaçları varsa günlük ağız çalkalama suları kullanabilir ama kesinlikle gargaraları doktorlardan izinsiz, bilgisiz kullanmasınlar. Çünkü onların içinde alkol içeriği oluyor ve ağız florasını bozuyor. Daha sonraki aşamalarda daha zararlı kullanmaz. Olabilir. Biz zaten onları bazı durumlarda gerekli gördüğümüz kadar kullanıyoruz. Ya da alkol alanlar alkol bulamazsa onu kullanıyorlarmış. Gerekli gördüğümüz gün süresince veriyoruz. Evet. Günlük ağız çalkalama sularından yarar görüyorlarsa kullanabilirler. Ama ağız duşu dediğimiz şey başka bir şey. Onu ben bir gün yine buraya getiririm. Bu ağız bakımını işlediğimiz gün. Lütfen. Hem diş fırçalamayı hem ağız duşunu kullanmayı. Ben ilk defa duydum şahsen ağız duşunu. Evet, Elazığ'da bunu çok bilmiyorlar maalesef. Çok da yaygın bulunmuyor. Ben o yüzden hastalarımı bazen internetten edinebilirsiniz diye yönlendiriyorum. Özellikle implant yaptığım hastalar, protez yaptığım hastalar veya diş et hastalığı olan kişiler. Diş ipi de kullanmayı sevmeyen insanlar için gerçekten muhteşem üretilmiş bir şey. Çoğu markada da var. Bu hani bir ürünün reklamı falan da değil. Özellikle hamileler için. Ben de hamilelik sürecimde çok rahat ettim mesela. Çünkü diş etleri çok hassas oluyor hamilelikte. Ha, o yüzden o çok tatlı oldu. Melisa efendim buradan. Özledik Melisa'yı da. Çok tatlı. Geldiğimi bilse kızar bana. Bir gün gel, artık getir yani. Bir gün tekrar özledik burada bir şeyler getiririm, yapsın yani. Getiririm haftaya okulu tatil getiririm. Her türlü yaramazlığa açık burası. O yüzden ağız hijyeniyle ilgili dikkat etmesi gereken şeyleri dikkat ederse eğer tekrarlamayacaktır diş eti problemi. Her zaman içinde kontrollerini ihmal etmezse bir kişi ufak tefek bir eksik varsa onu o kontrolde hekim hem önerisiyle hem de müdahale etmesi gereken bir şey varsa müdahale ederek zaten önüne geçecektir. Geçecektir. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar demiş. Acaba ağrıyan diş çektirmekte bir sakınca var mı? Şimdi her ağrıyan bazen, dişi çekilir mi hocam? Bazen kişi geliyor mesela dişim ağrıyor dişi çekin diyor. Bu çok çoğu zaman mümkün olmuyor. Çünkü eğer diş ağrılıysa orada akut bir enfeksiyon var demektir. Yani alevlenmiş bir enfeksiyon durumu var demektir. Orada
biz kanamalı bir çekim işlemi yaparsak eğer septisemi dediğimiz hani kana karışacak şekilde bakterilerin çok tehlikeli tablolar bile ortaya çıkabilir. Dolayısıyla biz dişiniz ağrısa bile bir süre antibiyotik kullanın. Bu enfeksiyonu biraz baskılayalım, sonra çekimi yapalım demek zorunda kalabiliriz. Hocam bir de röntgen olayı var. Gerek görürsek tabii değil ki mi? Zaten her diş çekilmemeli. Tabii ki. Bazen diş ağrıdığı zaman çekilecek anlamına gelmiyor. Biz bazen kanal tedavisiyle dişi yani kurtarıyoruz. Ama ağrıyan diş çekilir mi? Çoğu zaman pek mümkün değil bu. Apse olayı özellikle var. Aynen öyle, enfeksiyon durumu var. Zaten diş ağrıyorsa o pek anestezi de tutmuyor. Bazen duyarsınız hikayeleri. Dişim ağrıyordu, uyuşturdular, hiç uyuşmadı. Dişim çekildi, öyle çok ağrılı bir çekim yaşadım falan. Enfeksiyonlu diş kolay kolay da zaten uyuşmaz. O yüzden gerekirse bir iki gün biraz dişimizi sıkacağız. O antibiyotik etkisini gösterene kadar ilaçlarımızı düzenli kullanacağız. Ağrı kesici de önerecektir zaten bu süreci kolay atlatmak için doktorunuz. O süreci atlatmayı özen göstereceğiz. Onun dışında dediğiniz gibi zaten her ağrılı diş de çekilmez. Yani diş ağrıyor diye diş çekilecek diye bir şey yok. Kaydıyor. O diş neden ağrıyor önce ona bakarız. Bazen kanal tedavisi yaparız, o dişi kurtarırız. Bazen diş eti enfeksiyonu vardır, ona yönelik tedavi yaparız, o dişi kurtarırız. Her zaman bir diş ağrıyor diye, hatta ben şöyle hikayeler bile duydum. Hani bu burası ağrıyor, hangi dişim ağrıyor bilmiyorum. Gittim bu dişi sıra sıra bunu çektim, bunu çektim. 3-4 diş kaybı birden yaşayan insanları duydum. Teşekkür ederim Meryem'ciğim. Hakikaten sonrasında ama sonraki aşamalarda iş çok daha zorlaşıyor. Siz o dişten kurtulduğunuzu zannediyorsunuz ama bu sefer çiğneme yapamıyorsunuz. Eklem problemleri ortaya çıkıyor. Çenedeki problemler çıkıyor. Sonra bir sürü şeyi toparlamak çok daha zor olabiliyor. Evet. Şimdi elbette hiçbir diş hekimi hemen çekme yanlısı değildir. O ana dişi kurtarmaya çaba gösterirler. Gerek dolguyla gerek kanal tedavisiyle bir şekilde kurtarmaya çalışır. Ama çaresiz kalındıysa aşağıya çekilir. Ya onu da söylemek istiyorum. Mesela Elazığ'da bunu çok gördüm. Nisan'dan beri Elazığ'dayım. Ve hayatımda görmediğim kadar enfeksiyonlu diş gördüm. Tüm meslek hayatım boyunca görmediğim kadar enfeksiyonlu diş gördüm. Çünkü Elazığ'da enfeksiyon çok mu hocam? Elazığ'da şu var maalesef. Yani lütfen, lütfen, lütfen dişiniz ağrıdığı zaman gidiyorsunuz doktora. Doktorunuz size bir antibiyotik veriyor. O antibiyotiği verdikten sonra da diyor ki 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra gel işlem yapalım. Yok, bizim ağrı kesiciye kadardır. Antibiyotiği ağrı geçinceye kadar 3 gün kullanıyor. Geçti ağrımız. Doktorun söylediği kadar kullanmıyor. Hem antibiyotiği bırakıyor. Ondan sonra orada daha dirençli bakterilerin üremesine sebep oluyor zaten. Siz o antibiyotiği oradaki İyilik yapayım bakteri, derken kötülük o antibiyotiği o bakteriye aşı verir gibi veriyorsunuz. O bakteriyi daha da güçlendiriyorsunuz. Hem bir dahaki ataktaki enfeksiyon daha dirençli oluyor. Hem oradaki enfeksiyon daha büyümüş oluyor. Hem diş daha çok harap olmuş oluyor. Sonra bize geliyorsunuz, biz dişi kurtarmaya çırpınırken işte yaşadığınız zorluklar size yine dönüyor yani. Hani bu sefer de hekim iki arada bir derede kalıyor. Evet. Gerçekten o da oluyor. Evet. Dediğiniz gibi hekim de suçlu olabiliyor. Şimdi, bu sefer siz kötü hekim oluyorsunuz ağrı çektiği için. Bu bizim kötü bir huyumuz. Yani sadece diş hekiminin tavsiyesiyle alınan antibiyotik değil. Mesela gripa bir enfeksiyon geçiyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, bir antibiyotik veriyor diyelim bademciklerden. O bademcik geçince ilacı da bitiriyoruz. İlacı hep bitiriyor, bu hepimizin iki şeyi. Kere, üç kere o diş enfeksiyon alevlenmiş oluyor, iki kere, üç kere o antibiyotiği kullanmış, baskılamış oluyor. Artık bana geldiğinde ya ağrıya dayanamaz oluyor. Hocam tasarruf ruhumuza işlemiş. Antibiyotik kullanmış. Bir dahaki hastalığa saklıyoruz biz onları. Ya yüzü şişmiş oluyor. Evet. Hani artık yani son aşamaya gelmiş oluyor. 3-4 kere kullanılmış antibiyotik, kocaman bir enfeksiyon, harap olmuş bir dişi biz kurtarmaya çalışırken tabii ki işimiz çok daha zorlaşıyor. En başta bunu gelse şimdi, çok daha basit bir halde. İşte bir tasarruf bir toplumuz. Biz bir dahaki hastalığa saklıyoruz antibiyotikleri. Yok, hani kullanırız diye. Elazığ'da diş koltuğu korkusu benim gerçekten şefim çok yaygın. Evet. Anladıysan harap olayım. Vallahi ya dinlemedi. Tabii ki dedi. Tabii ki. Size her türlü onaylıyorum demek istiyor. Harikasın bu arada. Miraç'cığım, doktor hanım hangi günler Elazığ'da bulunuyor demiş. Dursun Şimşek, Türk Halk Müziği sanatçısı.
Dursun abicim, Akçay'a buradan selamlar olsun. Hangi günler buradayız hocam? Çoğunlukla buradayız artık. Normalde çoğunlukla buradayım tabii. Ama bazı günlerde İstanbul'daki kliniğinizde. Evet, İstanbul'da hasta kabul ediyorum. Onları da zaten internetten mutlaka duyuruyorum. Sosyal medyadan bilgilendiriyor. Evet, sosyal medyadan beni takip edin. İstanbul'da olduğum zamanlar buradan, içinde. Biz de buradan bilgilendiriyoruz. İstanbul'da olduğum zamanlar içinde yine orası içinde randevu alabilirsiniz İstanbul'daki hastaları. Şimdi hocam soruları da gelmeye devam ediyor. Diş epi çekilmesi. Diş eti çekilmesi. Evet, eti demiş. Epi diye geçmiş de o yüzden. Hocam, diş eti çekilmesi var demiş. Tedavisi nasıl olacak? Yaşım 52. Nasıl olacak hocam? Yine söylüyorum. Diş eti çekilmesinin öncelikle sebebine bakarız. Yanlış fırçaladımadan dolayı travmatik bir diş eti çekilmesi mi var? Diş sıkmadan kaynaklı bir diş eti çekilmesi mi var? Ya da diş taşı ve plaktan kaynaklı enfeksiyonel bir diş eti çekilmesi mi var? Bunu değerlendiririz. Sebebine yönelik tedavisini uygularız. Diş eti çekilmesi hiç öyle çaresiz. Bana böyle hastalar geliyorlar. Benim işte diş eti problemim var. Ne yaptıysam çözülmedi. Ameliyatlar evet. Oldum, onu yaptım. Böyle bir şey yok. Kafanızdan bu çaresizliği artık atın. Diş eti tedavisi yapılır. Kafanızdan element uydurmayın. Evet. Diş eti tedaviniz yapılır. Ondan sonraki süreçte dikkat etmeniz gerekenlere dikkat edersiniz. Tabii ki tekrarlamasın diye. Tekrar dişinize bakmazsanız, ağzınıza bakmazsanız tabii ki işte tekrarlanacaktır. Tekrar plak oluşacaktır. Tekrar diş taşı oluşacaktır. Ama doktorunuzun kontrollerini ihmal etmezseniz tekrar aynı sorunları yaşamayacaksınız. Şimdi hocam ben bu hastamızın da telefonunu aldım. Zannediyorum Seda bir görüşür. Nasıl bir tedavi olacağını siz izah edersiniz. Gelir tabii. Sizin yanınıza tabii. Diye düşünüyorum. Bir uygulama yapıyoruz böyle. Hem asistanı Seda Hanım ulaşıyor size değerli izleyenler. Talepleri olanlara davet ediyor. Bir görüşme yapıyorsunuz. Bu görüşmeler ücretli tabii değil. O yüzden rahatlıkla verebiliyorum efendim. İşinize gelir yaptırırsınız. İşinize gelmez yaptırmazsınız. Pazarlık şansınız var. Orada Milat değil mi hocam? Bey'den, Milat'ın mutfağından geliyoruz diye. Gördüm, geldim diye tanıştığım çok tatlı insanlar oluyor. Değil yaşları mi? Büyük, genç. Bir çevre çok, oluşturduk Milat'ın mutfağından değil mi hocam? Gerçekten böyle sizin enerjinize yakın insanlar da karşımıza geliyor. Eyvallah. Gerçekten çok keyifli sağ olsunlar. Bir ortam oluyor. Ama Milat bir tanedir hocam. Öyle benimle öyle. Bağdaştırmayın herkesi lütfen rica ediyorum. Yok siz de bağdaştırmıyorum ama sizin enerjinizi... Benim enerjimi alıyorlar zaten. Aynen öyle sizin enerjinize yakın. Sizin enerjiniz yüksek. Teşekkür ederim. Hele bir dünya tatlısı kızı var ki onun enerjisi mi başka. İyi yayınlar demiş. Teyzem ol. Ooo Gülden ablam resmi gördüm. İstanbul'dan benim Gülden ablam. Ablam demeyeyim kızarsın belki. Gülden ablam başarılarının daim olsun diyorum. Olmasını diliyorum demiş. Misvak kullanmak dişler için faydalı mıdır demiş. Misvak konusu kendisi gerçekten, hacıdır aynı misvak zamanda. Misvak konusu gerçekten Allah kabul etsin, özellikle Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde kongrelere falan da çok konu olmuş. Çok sayıda tezde, doktora tezlerine konu olmuş bir materyal. Misvağı biz kesinlikle reddetmiyoruz. Misvak gerçekten de diş, et, diş ve diş eti açısından suni kullanılan diş fırçası kılları gibi temizleyebilen, diş etine zarar vermeyen, dişin yüzeyini güzel temizleyen, aynı zamanda güzel koku veren bir materyal. Misvağa biz pozitif bakıyoruz. Ama tabii ki şey çok önemli yine, doğru zamanlarda misvağın güzel temizlenmesi, doğru zamanlarda değiştirilmesi ve doğru fırçalama tekniğiyle yine fırçalamak, misvak da olsa doğru teknikle dişleri fırçalamak. Onları da göstereceğiz zaten. Önemsiyoruz. Evet. Şimdi Gülden abla getirelim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın izlediğin için. Duran Enişte'lerime de selamlar olsun. Yayından sonra konuşuruz elbette. Sizleri de çok özlediğimi belirtmek isterim buradan canlı yayında. Hem seni hem Bedri hem Duran hepinizi çok özledim. İstanbul, benim sülalenin yarısı da İstanbul'da. Anne tarafa genelde. Evet hemen bir tane daha okuyalım. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim demiş. Pınar Hanım'a sorum, hafif çürümüş 20'lik dişi çekmek gerekli mi demiş. Her 20'lik dişi çekmiyoruz. 20'lik diş hafif çürüdü, dolgu yapılır,
kırılırsa, ağızda tutulacak durumdaysa tabii ki hemen 20 yaş dişi diye çekmiyoruz. Ama eğer konum olarak zaten sizi fonksiyonel bir işinize yaramıyorsa, çileme fonksiyonunuzda işe yaramıyorsa, konum olarak düzgün çıkmamışsa, yandaki dişe baskı yapıyor veya zarar verecek durumdaysa zaten çürümesi veya çürümemesini beklemiyoruz. Öyle bir durumda zaten 20 yaş dişinin çekimi endike oluyor. Çekilmesini tavsiye ediyoruz. Ama ufak çürükleri olunca eğer kullanabilir durumdaysa, çiğneme fonksiyonunda işine yarıyorsa, karşılığındaki 20 yaş dişi alt ve üst 20 yaş dişleri karşılıklı geliyor ve çiğnemede kullanıyorsa hasta, yanağının ısırmasına sebep olmuyorsa, orada herhangi bir probleme sebep olmuyorsa dolgusunu yapıyoruz ve hastamız kullanıyor. Ama dolgularda ve 20 yaş dişinin ağrılı durumlarında genellikle kanal tedavisi pek uygulayamıyoruz. Çünkü 20 yaş dişinin kanalları diğer dişler gibi kurallı olmuyor. Çok daha şekilleri bozuk ve kanal tedavisine uygun olmayan dişler. O yüzden bu tip durumlarda çekmek durumunda kalıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada baktım saat... İlerlemiş, almış başını gitmiş. Biz hocamla dalmışız. Şimdi birkaç sorum var, onları da yönelteceğim hocam. Şefimin yanına geldim. Koşa koşa geldim her zamanki gibi böyle. Çok güzel. Yiyeceğiz ya. Helvada kaldı gözüm, ben biliyorum. Şimdi değerli şefim. Evet. Come on everybody. Şöyle bir yanıma gel. yarın günlerden Perşembe. Evet. Perişanlık. Yarın ne vardı? Ne yapacağız yarın? Yarın tatlı günümüz bildiğiniz gibi. O köfte fırladı mı? Bana böyle geldi. Aceleden fırlamış evet. Olabilir. Yarın kokostar pastamız vardı. Kokostar pasta, evet. Evet. Yanına da çörek mi yapacaktım? Bir bakalım ne varmış. Her zaman ben dalgın olacağım, unutacak değilim ya. Ama koşturuyorum. Bugün işte ben de böyleyim işte. Ben de ayıplamamak lazım. Ben de kafamda kaç tilki bize. Hemen rövanşını aldı ama Milat Bey. Hemen rövanşını aldı. Alırım abi. Almam mı gari? Ben de rövanşı alırım yalnız. Alırım. Evet. Kokostar pastamız var. Diğerine de bakalım. Bakalım. Sen zamanla yarışıyorsun. Ben farkındayım evet. Sunum için. Şöyle bir bakalım hemen. Nereden evet. Bakacağız? Ben bakayım. Hayır, ekrandan. Evet, Kokostar. Ben de şeyden bakıp da söyleyeceğim. Demek Kokostar ki pastanın şöyle bir malzemelerini görelim. Evet. Demek ki. Evet. Hemen karşılığını alabiliyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Kokostar pastamızın malzemeleri 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı, 12 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, kek ıslatmak için 1 su bardağı süt, süslemek için Hindistan cevizi ve Antep fıstığı üzeri için 1 paket krem şanti, 1,5 çay bardağı süt, 2,5 su bardağı Hindistan cevizi, 1 dolu yemek kaşığı pudra şekeri, çikolata ganajımız için 200 ml süt kreması ve 200 gram da bitter çikolata. Bitter çikolata. Diğer menümüzü de alalım, şefimizin hatırlayamadığı. Bakalım neymiş o da? Ne yapacakmışız? Evet. Gül poğaçası. Evet, o da güzel. Gül poğaçasının malzemeleri yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım paket yaş maya, 2 adet yumurta, 1 tat kaşığı şeker, 2 tat kaşığı tuzumuz var. Ekrandan şu geçersi okuyacağım. Harikasın şefim bugün. Evet, o sırada evet. Ben sunumu yapıyorum. Evet. Bir daha alalım efendim, o son malzemeleri görelim. Reklamı bir araya okuyayım. Evet, 4-5 bardak un ve içinde peynir ve maydanoz. Maydanoz. Çok teşekkür ederim şefim. Rica yarın ederim. Efendim malzemeleri bir araya getirirseniz şayet. Değerli şefimiz Müyesser Hanım'ın o güzelim tarifleriyle. Siz olduğunuz mekanlarda, biz burada mutfağımızda birlikte yaparız diye düşünüyorum değerli izleyenler. Evet. Bu arada sunumumuzu hemen geçelim. Vallahi bak. Pınar Hanım gözü burada. Diş eti, miş eti, diş beyazı, iç umurumuzda değil. Baba gitti. Ama. Evet. Hocam. Milad abi demiş, şırdan yapabilir misiniz bu arada demiş. Adana'dan selamlar, Adana'ya da selamlar efendim. Vallahi şırdanı ben de çok severim. Benim oğlum da sürekli soruyor, baba bir gün şırdan yapın. Gerçekten. O böyle çok seyreder yemek videoları falan sosyal medyada. Şırdana takmış bu ara. İlla de şırdan. Elazığ'da da yok ki yedireyim çocuğa. Ama Adana'ya şırdan yemeye. Ya da şefim yapabilir miyiz? Hiç sen. Hiç bana bak bakayım bir. Hele bak bakayım bir. Bumbar yaptı da şırdan kaldı. Bilmiyorum ki. Sen yapar mısın? Oo. Sen yapar mısın? Bak yaptırırım.
Peki yapabilecek kimseyi tanıyor musun? Yapmam. He? Yapmam. Yaparsın. Duydun mu? Tamam, o zaman Maryam'da. Ama şırdanı nasıl bulacağız? Bulabilir miyiz? Daha güzel kaliteli bir şırdan. Adana'dan isteyelim. Tamam, isteyelim. Tamam. Ama malzemeyi isteyeceğiz, sen yapacaksın. Evet. Eyvallah. Tamam. Tamam, sözü aldık. Yapacakmışız efendim. Adana'ya da selam olsun. Oradaki tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize selam olsun Adana'ya efendim. Efendim, merhabalar, bize yardımcı olabilir misiniz demiş. Ne anlamda efendim? Ne olur açık yazın. Elimizden geldiğince elbette ki yardımcı oluruz. Hemen bir tane daha var. Selamlar, sorum çarpık dişlere plak tedavisi yaptırmak istiyorum demiş. Yaş sınırı var mı ve maliyeti çok mu yüksek? Genel anlamda telsiz ortodontik tedavi daha önce burada anlatmıştık. Evet. Her zaman ortodontik tedaviyi telle yapmıyoruz. Bazen böyle plakla da yapabiliyoruz. Ve çok güzel sonuçlar elde ediyoruz gerçekten. Yaş sınırı yok tabii ki yine. Ama vakaya göre süre değişebiliyor. Onun için de hastamız yine gelecek. Güzelce beraber değerlendireceğiz. Ne kadar bir sürede ne sonuç elde ederiz. Ona göre beraber karar vereceğiz. Hemen bu hastamızın da numarasını ben kayda alıyorum. Evet. 05 söylüyormuşum. Evet. Maliyetler düşündükleri kadar yüksek. Evet, maliyet değil. Konusunda bir şeyler söyleyin. Düşündükleri kadar yüksek değil. Telli olan tedaviden tabii ki bir miktar fark ediyor. Ama eskisi kadar maliyetler yüksek değil artık. Eskiden çünkü çok az firmaya ulaşabiliyorduk. Şimdi çok daha kaliteli, güzel firmalar mevcut. O yüzden de maliyetler biraz daha düştü. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir sunumumuzu hemen zamanımız bitirmiş şefim. Alabilir miyiz? Evet, bitmiş. Şöyle bir tattıralım değerli hocamıza. Bir yorumunu alalım. Sonra da birlikte programımızı nihayetlendirelim bu hafta. Ki programımızı. Ya çok güzel görünüyor. Çok da güzel koktu. Vallahi sarımsak bence kokusu de. Da aldım ben değil sarımsak. Mi? Var tabii sarımsak sosunda sarımsak var değil mi? Anam. Yani vallahi bak kıskanırım. Şuraya bakar mısın böyle? Yapacak bir şey yok. Torpil yapacak bir şey. Evet vallahi çok güzel. Nasıl beğendiniz mi? Helvanın tadına harika. Bakın bir de. Müyesser şefim. Harika şey değil mi? Hak etmez. Gelmediği zaman da hocama oraya ayağına götürüyoruz bunu. Geçen evet ara. Ya. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Gerçekten çok güzel bilgiler verdin çok bugün. Çok keyifli. Sağ olun. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin maalesef yine sonuna geldik değerli izleyenler. Efendim yarın saat 15'te Milad'ın mutfağında biz burada olacağız. Yepyeni bir konuğumuz ve yepyeni bir menümüzle. Bizi yalnız bırakmayın. Saat 15'te Milad'ın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.